Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Valiant Hearts serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Hiç zaman kaybetmeden hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. May 8th, 1916. Emil's squad was sent on a mission to take back Fort Douaumont, a strategic point in the German defense. Bize bir emir verdiler, oraya gönderiyorlar şu anda. Nöbet kulelerinin olduğu yere mi? Hadi bakalım. Ortalık yine mahvolmuş durumda arkadaşlar. Savaşın korkunç tabloları. Hey. Burada mayın var. Ha, ölüm. Burada mayın. Buralar ölüm. Burası ölüm. Burada bir şey yok o zaman. Gaz var ama orada. Belirli aralıklarla mı geliyor? Ha evet. Şu an gaz geliyor. Evet, şimdi devam. Buralarda da belirli aralıklarla. Aşağı düşmemem lazım. Hadi gel, gel oğlum. Yukarıda taranıyoruz. Bobby bir yerden girdi ama nereden? Ateş bitti. O ona arada sırada herhalde odun atıyor. Ruben? Douaumont. Douaumont Kalesi. Verdun Savaşı'nın sembollerinden biriydi. Douaumont. Nasıl bir isim. Ve propaganda amaçlı her iki kamp tarafından da sömürülmüştü. Ekim 1916'da müttefiklerin ağır kayıplarla yeniden ele geçirmesinden önce Almanlar Şubat 1906'da kaleyi ele geçirmişti. Bu arada kale neredeyse içerisindeki 800 Alman'ı öldüren bir patlamayla hasar görmüştü. Bazı yiğit kalplerin çalışmasının aksine patlamaya ihmal edilen soba neden oldu. Takip eden yangın ise benzin ve mühimmat malzemelerine yayıldı. Alev makinesi. Almanlar alev makinesini ilk kez Temmuz 1915'te önceden tuttukları bir mevkiye saldırırken kullandı. Saldırının beklenmesine rağmen silahın kullanımı sürpriz oldu ve büyük bir yaralı sayısına neden oldu. Psikolojik etkisi büyüktü. Ancak İngiliz birlikleri kısa sürede ağır ekipman taşıyan ve yavaş hareket eden operatörlerle baş etmeyi öğrendi ve silahı benimsedi. Günlük var mı? Var. Bu sabah bombalar bizim sektörümüze yağmaya başladı. Freddy ön kısmın dışındaydı ve kurtulduğu için şanslı. Onu oradan kazmak için top çocuğu oynamak zorunda kaldım. Madalyayla ödüllendirildim. Ancak ben bir izni tercih ederdim. Umarım Carl iyidir. Mary'nin son mektubunu almak beni rahatlattı. Emil bugün cildimi yine kurtardı. Ne fişek göle ama. Erkek kardeşime yazdım. Benim hakkımda endişelenmiş. Başka bir şey yok.
now! Emil! Hurry up! Acele et diyor, Emil acele et diyor. Bize diyor. Ha, alev makinesi. What? What? Is he? Buradan bırakıyor o asker herhalde. Yukarı yok, ne oluyor? Bir saniye bakalım. Ha, bu aşağı inecek. Oraya bırakacağız onu. Biz Bobby'yi oraya bir bırakalım. Bobby'yi öldürmesin. Ha, şimdi dumanı yukarı verecek. Bir bakalım ne olacak. Ha, bunu oraya koyarsak eğer bunları yakabilir. Odunu yakabilir. Biz de yanan odunu aşağı indirip... Hayır, hayır, hayır. Ateş et. İkisini birden mi koyacağız acaba? Onu arkasına gizleyeceğiz belki de. Mantıklı olabilir. Çek. Evet. Hadi. Şimdi şeyi ateşleyeceğiz. Tamam. Freddy'nin önünü açtık şimdi. Şimdi. Tamam, biz yukarı çıkabiliriz buradan. Boş ahşap sandık. Boş ahşap bir sandık Alman askeri tarafından valiz olarak kullanılırdı. Valizler yaygın değildi ve yoksul askerler savaşa giderken işlerini bir sırt çantası veya ahşap kasalarla yanlarında götürürdü. Bir şey yok burada. Biz tesadüf orayı görmeden ateşe verdik. Ha, tamam, Freddy orada. Hadi. Tamam, ha, Freddy bende şu anda. Tamam. Git Bobby, al onu. Getir bana. Yok, bana getirme aslında. Bana mı getirecek? Bir dakika. Onu yine yakmamız lazım. Heh. Evet, yandı.
dursun. Şuraya bir bakalım ilk başta. Burada ne var ki? Alman yüzüğü. Alman savaş eforunu finanse etmek için bir programın parçası olarak bazı değerli öğeler karşılığında sunulan, içinde Gold Gap Ich für Eisen yazan demir halka. Burayı Emil'le kazabiliriz. Emil'i buraya getirmemiz lazım. Kilitlendi orası. Bir dakika, bombamız var zaten. Oraya bir bomba atsak. Demin kapıyı mı patlatacak acaba? Kapı bir şeye kızgın. Bami geçemeyecek şimdi. Gel Bami. Daha delikten geldi. Bami. Bami delikten gelsene. He, tamam. Ne fondo? Aman 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 aman. Öldük. Hayvan yedik. Nereye gelecek? Bir oraya bir buraya. Bir tane daha atacağız herhalde. Bayağı uzaktan. Bobby gel buraya. Ne oldu? Allah'ım ya. Yanlış yaptım. Çek abi. Ne oluyor? Ha, bu alev makinesini patlatacağız. Evet. Tamam. Tamam, çok mantıklı. Al sen bir bomba al yanında bulun. Ver bana. Aferin oğlum.
Burada kesin gizli bir şeyler vardır. Ne oldu? Bobby nereye gitti? Burayı boşa yapmamaları lazım. Hadi bir bulmaca daha. Ya bilmiyorum. Ya atla dedim yanlışlıkla ya. Konuyu kaçırdık ki. Atla dedim yanlışlıkla arkadaşlar. Çıksam nereden devam eder acaba? Olamaz ya. May 8th, 1916. Ya neyse çok şey değil. Kavime! Atebuslan! Kevin de Buslan! Şroba! Patlatır herhalde. Şeyi atla dedik yanlışlıkla, onu merak ediyorum ben. Gitti. Randolph nerede dedi, gitti. Tamam, buraya atlamışız. Ama bizim için önemliydi yani. Başta buraya bakalım. Ananın babasına ulaştık sonunda. Tamam, daha yeni park. Arkada bir sürü bomba var.
yukarıda var. Evet Emil. Hadi devam edelim. Kaldığımız yerden yalnız bıraktık Emil'i. Şimdi Emil'den yardım istiyorlar. Yukarıdan bir yerden mi geleceğiz Fred'in yanına? Plan. Ananın babasının son icadının planı. A4 zamanlı motor. Bu oldukça uzun bir makine. Yeryüzünde değil mi? Bomba ve şey var, kol var. Ne işe yarayacak bu? Patlayacak herhalde, bir şeyler olacak. Olmadı. Kurtaramadık sanırım. Çok karışık ya. Tamam, bunu pota olarak kullanacağız. Ona çarptırıp aşağıya. Evet. Çok mantıklı. Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. Neden? Emil? Hassas alanlara, haşhaş alanlara. My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. Emil öldü mü? In happier news, Carl is safe from the trenches.
and his condition improves steadily, I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in St. Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Arkadaşlar, Emil öldü mü? Bu bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Günlüklere bakacağım. Freddy mi öldü? Bugün kötü bir gün. Freddy ve Walt öldü. Walt, köpeğimiz mi? Arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Ben şimdi bu kaydın sonunu tekrar izleyeceğim. Karıştırdım, orada kurtulmaya çalışan Emil'di. Freddy mi öldü? Walt, köpeğimizin adı Walt muydu? Yoksa şey mi? Ananın babası mı? Kafam allak bullak oldu. Arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Benim sonunu tekrar izlemem lazım. Valiant Hearts'ın 7. bölümünde tekrar karşınızda olacağım. Kırmızı Cap'te kalın.